Tarih boyunca İstanbullular için çok çetin savaşlar verildi. Kenti hakimiyet kuranlar da elinde tutmak için büyük mücadele verdi. İşte o amansız savaşlarda Karadeniz'den Boğaz'a kadar karşılıklı yapılan kalelerle büyük iş düştü. Onlardan biri de Aydos Kalesi. Şimdi Pınar Özenç'in özel haberiyle tarihi bir yolculuğa çıkacağız. Haberimizi izleyeceğiz. Bu haberle birlikte de A Haber geceyi noktalayacağız. İstanbul'un en bilinen iki kalesi Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı Kalesi. Ancak Doğu Roma'ya ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış İstanbul'da Boğaz'dan Karadeniz girişine kadar kilit noktalarda pek çok kale var. Sultanbeyli'deki Aydos Kalesi de onlardan biri. Aydos Kalesi Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edildi. Tabii ki amaç İstanbul'u akınlardan korumaktı. Bizans'ın bu hedefi ancak Osmanlı İmparatorluğu kurulana kadar devam etti. Çünkü o şanlı fetih bir gün gerçek olacaktı. O yola giden taşlar azimle, kararlılıkla, iman gücüyle yüklü zaferlerle döşendi. Aydos Kalesi kuşatması da İstanbul'un fethine bir adım daha yaklaştıran tarihi olaylardan biriydi. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Orhan Gazi 1326'da Bursa'yı fethetti. Komutanlarını Marmara Denizi'nin Karadeniz'e bakan kısmını fethetmeleri için görevlendirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun daha kuruluş yıllarıydı. Hedefte pek çok fetih vardı. İstanbul'a ve Anadolu'ya ulaşmak için Aydos Kalesi kilit bir noktadaydı. Orhan Gazi emretti, Akçakoca, Abdurrahman Gazi ve Konuralp komutasındaki birlikler Aydos Kalesi'ni Bizansların elinden aldı. Kalemizin içinde bir tane kilise, yaşam alanları, iki tane de sarnıç kazılarda açığa çıktı. Onun dışında küçük buluntular kazılarda elde ettik. İşte haç, anahtar, onun dışında mızrak ucu gibi bir takım buluntular da şu an Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nde. Dış duvarlarından itibaren 26 bin metrekarelik bir alanı kaplayan kale, Aydos Tepesi'nin 325 metre yüksekliğindeki uzantıda yer alıyor. Zamana yenilip yeşillikler içinde kaybolan Aydos Kalesi, 2010'da Sultanbeyli Belediyesi'nin başlattığı projeyle ortaya çıktı. Alan yani arazi orman arazisi olduğu için Orman Bakanlığı'nın yetkisinde. Kale tarihi eser olduğu için Kültür Bakanlığı'nın yetki sınırında. Belediye de ilçe sınırında olduğu için sorumlu. Bu yüzden üç kurum bir araya gelerek valilikten de bütçe alarak bu çalışmalara başlandı. Aydos Kalesi'nde Bizansların yerleşim alanları da keşfedildi. İşte o noktalardan birindeyiz. Bizanslı askerlerin ibadetlerini yapabilmeleri için buraya, bulunduğumuz noktaya bir kilise inşa edilmişti. O kiliseden geriye kalan kalıntılar, buluntular işte burada sütunların dikildiği ayaklar ve sütunları görebiliyoruz. Kilise kalıntısının bulunduğu yerdeyiz. Burada üç nefli kilise bulduk kazılarda. Göstermeye çalışayım. Şuradaki yaylar aslında hani o üç nefi tanımlıyor. Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü ile yaptığımız kazı çalışmalarında açığa çıkardığımız kalıntılardan en önemlisi kilisedir. Aydos Kalesi'nin ziyaret edilebilmesi için Sultanbeyli Belediyesi 2010 yılında restorasyon çalışması başlattı. O çalışmaların neredeyse sonuna gelindi. Önümüzdeki yıl restorasyon çalışmasının bitirilmesi ve Aydos Kalesi'nin İstanbulluların, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yapılarla hizmeti açacağız. Amacımız anlatmak ve tanıtmak. Aydos Kalesi'ndeki restorasyon tamamlandığında yüzyıllara tanıklık etmiş bir tarihi hazine daha kültür sanatseverlerle buluşacak.